Arkadaşlar merhabalar. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Rabbim herkesin kesmiş olduğu kurbanları da kabul eylesin. Bugün Giresun'umuzun güzel yaylalarından biri olan Kazankaya Yaylası'ndayız. Obamızdayız. Bektaş Yaylası'nın da 3 kilometre altında olan obamızdayız. Uzun zamandır yaylalarda zaten bir yayın yapmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Dediğimiz gibi tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öperek mutlu bayramlar, huzur dolu bayramlar diliyorum. Giresunspor gündemimiz yoğun. Yaylaya çıkmışken de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Çayımızı da aldık. Sağ olsun abimiz Ali Uzun da bize böyle bir masa koydu. Teşekkür ederim kendisine. Bir yudum çayımızı alalım ve gündemimize yavaş yavaş başlayalım diyorum. Öncelikle Katıl'a üye olan Mustafa Durmuş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Katıl bizler için çok önemli. Maddi olarak da destekler açısından Katıl'a da üye olmanızı ve bizlere destek olmanızı istiyorum. Tek üye olan Mustafa Durmuş kardeşimize teşekkür ediyorum. Katıl'a üye olanları da her program öncesi teşekkürlerimizi edeceğimizi de iletelim. 2022-2023 sezonuna bir aydan daha kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Öncelikle bunu biliyoruz. Ama henüz loca satılmadı. Satılan kombine fiyatlarını da sorduğumda satılan kombine fiyatlarının sayısı sadece 213 kişi. 22.028 stadı olan bir Çotanak Spor Kompleksi'nde 213 sayısı gerçekten çok 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 az. Umarım bu sayılar giderek artar. İnşallah takımımıza gerekli destekler sağlanır diyorum. Şimdi beyler bayanlar biz silkelenmemiz lazım. Dediğimiz gibi bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Enerjimizi birbirimizin enerjisini bence emmememiz gerekiyor. Birbirimize enerji katmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü yıllarca beklediğimiz Süper Lig'de bir yıllarca da beklemek istemiyoruz diye düşünüyorum. Formamızı giydik yine bayramda da. Her çocuk yani küçükken herkesin bir hevesliği vardır. Yani kimi küçükken ayakkabılarımızı koyardık başımıza. Ben de bu formayı üzerimde çıkarmamaya çalışıyorum. Çok sevdim. Ve taraftarlarımızın da stora ilgisi gerçekten çok güzel. Onlarla da görüştüğümde formamızın çok güzel olduklarını söylediler. Umarım gurbetten gelen Giresunların da Çotanak Spor Kompleksi'nde formalarımızı alarak yoğunluk ve ilgi gösterirler diyorum. Profesyonel liglerde bir diğer temsilcimiz Eynesil Belediyespor'un fikstürü çekildi. İlk iki haftada ilk maç deplasmana gidiyor Ergene Velimeşe Spor'a. Daha sonra da Ayvalık Gücü Belediyespor Eynesil'e geliyor arkadaşlar. Giresunspor'umuzun lig fikstürü de çekildi. Biz ilk hafta Adana Demirspor'la oynayacağız. Ardından Galatasaray'a gidiyoruz. Kasımpaşa geliyor. Kayseri deplasmana gidiyoruz. 5. haftada Konya geliyor. 6. haftada Karagümrük deplasmanı. 7. haftayı bay geçiyoruz. 8. hafta Alanya deplasmanına gidiyoruz. 9. hafta Beşiktaş geliyor. 10. hafta Sivas deplasmanı. 11. hafta Ankara Gücü. 12. hafta Başakşehir deplasmanına gidiyoruz. 13. hafta İstanbulspor. 14. hafta Fenerbahçe deplasmanı, 15. hafta Hatay deplasmanına gidiyoruz. 16. haftada Gaziantep Futbol Kulübü Giresun'umuza geliyor. 17. haftada Trabzonspor deplasmanı, 18. hafta Ümraniye ve 19. hafta Antalyaspor deplasmanıyla ligi bitiriyoruz arkadaşlar. Adana Demirspor'la başlamak ve buradan alınabilecek 3 puan moral açısından önemli olacağını düşünüyorum ama şimdilik dediğimiz gibi bu maçı değerlendirmek adına biraz daha beklememiz gerekiyor. Lig başlangıcında bence geçen sezona göre iyi bir başlangıç yapmayı ümit ediyorum en azından. Çünkü bu sezon lig biraz daha zorlu geçecek arkadaşlar. 19 takım var ve 4 takım düşecek. Hani o yüzden tabii ki sonradan açılmak da önemli ama erkenden açılıp ligi o atıyorum 2 ile başladıysan 2 ile bitirip devam etmemiz lazım. 2'den 1'e düşersek sıkıntı. 2'den 3'e gidip tekrardan 1'e düşersek o da sıkıntı. 2 ile başladıysak yani vites olarak düşünelim. Arabamızın vitesi 2 ise o hızla devam edip ama ligi o şekilde bitirebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Şimdi geçtiğimiz günlerde Erzurumspor'la bir maç oynadık, hazırlık maçı. 4-1'lik bir skor aldık.
Gollerimizi Doğan Can Davas dakika 8'de attı. Dakika 11'de Hayrullah Blazer attı. Dakika 40'ta Erzurum 2-1 yaptı Muhammed Emin Yavaş'ta. Dakika 68'de Çekler Orhan 3-1 yaptı. Dakika 78'de de Varol Taşar 4-1 yaptı. Çekler'le Alveri çok güzeldi. Gerçekten müthiş bir ikili oyun oynadılar. Bu sezon Çekler'den bir performans bekliyorum arkadaşlar. Çekler'den bir artık bir çıkış bekliyorum. Çünkü Çekler yetenek olarak yetenekli bir futbolcu. Akhisar'da kızdığım nokta şuydu. Durarak bir futbol oynuyordu. Kendisinin öyle bir yeteneğe sahip olarak bir futbolcunun durarak oynamasına ben çok sinirlenir ve çok kızıyordum. Umarım Çekler oyun temposunu da oyuna katarak, koşu mesafesini arttırarak, tekniğini de oyuna vererek iş yapacağını düşünüyorum. Takımımız ara verdi arkadaşlar. 28 Haziran'da başladığımız kamp dün itibariyle 8 Temmuz itibariyle sona erdi. 4 günlük bayram izninin ardından takımımız tekrar 12 Temmuz'da Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kampı için toplanacaklar. Şu ana kadar 7 transfer yaptık. Bunlar neler? Doğan Can Davas. Bunlar kimler? Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Vefa Temel, Mert Kut, Muratcem Akpınar, Varol Taşar ve son olarak da Alper Uludağ ile anlaştık. Alınması gereken neler, noktalar neler? Bence bir tane sol bek mutlaka almalıyız. Bir tane 10 numara pasör, 10 numara almalıyız. Şükrü gibi teknik bir futbolcu bulunabilir mi? Bulunabilir tabii ki ama Şükrü'nün vermiş olduğu performansı verecek futbolcuların bulunması gerekiyor pasör anlamında. Mutlaka iki tane kanat futbolcusu alınmalıyız. İki tane stoper, bir veya iki tane forvet almalıyız. Ve en az iki orta saha ve bir tane de bence kaleci almalıyız arkadaşlar. Tabii ki yani maddiyat olarak kulübümüzün isim futbolcu alacak bir bütçesi yok. Yani bunu gerçekçi olunması gerekiyor. İsim futbolcu alınmasından ziyade iş yapacak futbolcuların alınmasını tercih ediyorum. Scout ekiplerimizden de nasıl bir Varol Taşar ismini kimse bilmiyordu. Atıyorum Süleymanov geldiğinde de çok fazla tepki olmuştu. Hatta son günlerde transfer yapılmıştı geçtiğimiz sezonun başlangıcında. Alanya maçından sonra 4. haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. 4. haftadan sonra transfer dönemi devam ediyordu ve o son günlerde yapılmıştı Süleymanov ve tepki de çok fazlaydı. İsmi sanı duyulmamış futbolcu takımımıza alındı. Bunlar kim, bu futbolcu kim tarzında çok fazla yorum yapılmıştı. Ama Süleymanov'un bence katkısı oldu arkadaşlar. Hücumlu olmadığı zamanlar defansa gelerek Zeki veya Hayrullah'ı çok rahatlatıyordu. İşte Varol'dan neler göreceğiz? Varol neler yapabilecek? Varol'un şut performansı ve şut özelliği Süleymanov'a göre daha iyi gibi duruyor ama bunu İsviçre Ligi'nde değil de Süper Lig'de neler yapacağını hep beraber göreceğiz diyorum. Diabate Partizan'a gitti arkadaşlar. Diabate'ye de başarılar dileyelim. Kariyerinde umarım iyi işler yapar Diabate. Şimdi önemli bir konu var arkadaşlar. Bunu biraz değerlendireceğiz. Branşlar için yatırım yapılması planlanan SAA Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne verildi. Bu konuyla alakalı kulübümüzün basın sözcüsü Ferhat Karademir bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ferhat Karademir yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi. Kulübümüzün geleceği için büyük bir öneme sahip olan amatör branşlarımız ve altyapı hizmetlerimiz için uzun süredir yürütmekte olduğumuz geleceğe yatırım projelerimizden birisi olarak hayata geçirmeyi planladığımız Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki saha alanı ile ilgili bölgenin kulübümüze satılması noktasında milli emlaka başvuruda bulunduk. Milli emlaka yapmış olduğumuz başvuru ve milli emlaka yapmış olduğumuz başvuru ve 28.01.2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan cevaben tarafımıza yapılan bilgilendirmede alanın satışına onay verildiği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan onay neticesinde amatör branşlarımıza yönelik planladığımız projeye ilişkin satış işlemlerinin başlaması ve kulübümüze satılması ile ilgili tarafımıza ulaşmasını beklediğimiz bu günlerde aldığımız son derece üzücü bu haber ile tabiri caizse şok olduk. Alınan bu karar neticesinde şunu anladık ki Giresunspor'umuz geleceği için
büyük bir öneme sahip olan bu konunun ne yazık ki alınan karar ile tarihinde yaşadığı en büyük ihanetlerden bir tanesine maruz kalmış olduk dedi. Yani Giresun Eğitim Araştırması Hastanesi'nin yanındaki o küçük, yani bir saha var hatırlayalım. O saha yanlış hatırlamıyorsam Sayın Başkanımız Fatih Kitapçı döneminden beri Giresunspor'umuz o saha ile alakalı bir çalışma içerisindeydi. Bu sezon başında da Ferhat abinin açıkladığı gibi 28.01.2022 tarihinde bu saha ile alakalı Giresunspor'u vereceği artık kesin gözüyle gözüküyordu. Ama ne olduysa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne verildi. Sayın Hasan Bulut ve kurmayları bu sahayı neler yapacak? Hep beraber takipçisi olacağız. Giresunspor'umuzun altyapısının uzun yıllar yaşamasını ümit ediyorum diyorum. İnşallah Giresunspor'umuz için de en hayırlısı neyse o olur diyorum. Gündemimize transfer bir tane futbolcumuz var. Bunu da değineceğiz. Ama bazı abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim bana şu soruyu soruyor. Murat kardeşim, Sayın Bakanımız Nurettin Canikli ve Hakan Karahmet arasındaki olan olaylardaki düşüncelerin nelerdir diye soruyorlar bana. Benim düşüncem şu. Onlara da söyledim. Tekrar yayınlar aracılığıyla tekrar söylüyorum. Çünkü Giresunspor'la alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Bakanımız Giresunludur, Giresunspor taraftarıdır ve Giresunspor'a en büyük hizmet etmiş insanlardan, kişilerden bir tanesidir. Bir Giresunlu olarak bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bakanımızın numarası olsa da telefon aracılığıyla da teşekkür etme fırsatım olsa ancak yayınımız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Kendisine de iletilecektir. Hakan Başkan aralarındaki problem herkesi aşar arkadaşlar. Onların kendi aralarındaki problem. Umarım çözülebilecek bir problemdir. Umarım farklı sorunlar olmadan çözülür diye düşünüyorum. Ben çözüleceğine de inanıyorum. Çünkü ikisi de gerçekten Giresunspor aşığı, Giresun aşığı kişiler. Hani o yüzden bir noktaya bağlanacağını düşünüyorum ve hep beraber uzun yıllar Giresunspor'umuzun Süper Lig'de kalmasının sevincini yaşayacağımızı ümit ediyorum. Farklı algı operasyonlarına girişmeyelim arkadaşlar. Çünkü 2'ye 3'e bölünmek bizim için şu anda en üzücü olan şeylerden bir tanesidir. Çünkü Giresunspor'umuz o 18 takımın lobisiyle de uğraşıyor. Biz içeride birbirimizle uğraşmayalım. Birbirimizi yıpratmamamız gerekiyor. Hepimiz Topal Osman Ağa'nın torunlarıyız. Bir milli mücadele vermiş insanın ve onun arkadaşlarının, silah arkadaşlarının torunları olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Ve gün bugünken kenetlenmemiz gerekiyor. Hani o yüzden insanlar lütfen farklı yerlere çekmesin. İkisi de Giresun aşığı ve Giresunspor aşığı dediğim gibi. Umarım takımımıza katkı sağlayacak ortak noktada buluşurlar diyorum. Bu konuyla alakalı benim düşüncelerim bunlar. Gündemimizde olan futbolcuyu söyleyelim. Gündemimizde olan futbolcu Riyad Bayiç arkadaşlar. Riyad Bayiç'i dün akşam Hakan hocamıza da sordum. Ben bayramını kutladım. Hocam dedim Bayiç'le alakalı bir ilgilenme durumumuz söz konusu mu dedim. Evet dedi. Riyad Bayiç'i yakından tanıyalım. Riyad Bayiç 2013-2014 yılında Bosna Hersek'in Zeljezniçka takımında futbola başladı. 2015-2016 yılında Konyaspor'a transfer oldu. 2016-2017 yılında Konyaspor'la 48 maça çıkan Riyad 34 kez ilk 11 oynamış ve 20 gol 3 asistlik performansıyla o sezon adından oldukça söz ettirmişti Riyad Bayiç. Bu performansının ardından 2017-2018 sezonunda ise İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer oldu. 2017-2018'in ikinci yarısında Başakşehir'e kiralandı. 2018-2019'da tekrardan Udinese'ye geri döndü. 2019-2020 yılında Konyaspor'a kiralandı. 2020-2021 yılında ise Ascoli'ye kiralandı ve 28 maçta 12 gol attı Serie B'de. 2021-2022 sezonunda ise Brescia takımında 16 maç 4 gol attı. Yine Serie B takımlarında kiralık oynadı.
Sezon başlangıcında Udinese'ye tekrar geri döndü. Giresporumuz yine kiralık tercihini kullanacaktır arkadaşlar. Eğer bu transfer gerçekleşirse 1.89 boyunda 80 kilo sol ayaklı bir futbolcu Riyad Mahiç. Bir ara piyasa değeri 5 milyon eurolara kadar çıktı. Zirve yaptığı dönemler oldu Riyad Mahiç'in. Ama ben olsam Riyad Mahiç transferini tabii ki alınabilecek bir performans var ise alınabilir ama Riyad Mahiç olmuyorsa da B planını uygularım. Çünkü takımımızda 1.91 boyunda Umut Nayır var. İki tane pivot santrfor, yani iki pivot santrfor özellikle futbolcuyu ben takımımda bulundurmam. İmkanım olsa ne yaparım? Umut Nayır pivot, bir tane de pırpır. Daha kısa boylu, daha süratli, fulleli oyuncu. Defans arkasına atılabilecek topla defans oyuncusunun ona yetişemeyecek hızda bir futbolcu alınabilmesini ve tabii ki gol noktalarında etkili olabilecek bir futbolcu bulabilirim. Yani şunu diyecek dediğinizi duyar gibi Murat kardeşim, o futbolcu tarzları pahalıdır. Tabii ki pahalı olabilir, kabul ediyorum ama kiralık yöntem seçilebilir. Çünkü aynı özellikle futbolcu iki tane vardır takımda, üç tane vardır. O futbolcu gönderilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki Riyad Mahiç alınırsa kesinlikle iş yapar ya da kesinlikle iş yapamaz diyemem. Çünkü eski Riyad Mahiç'in performansından çok uzak. Yani şu olur mu? Giresunspor'da kendini bulur. Performansını yükseltebilecek bir yetenekte mi? Tabii ki yetenekte. Ceza sahası içerisinde sol ayağını çok temiz bir sol ayağı var. Bunu kabul ediyoruz. Bundan yana bir problem yok. Ama dediğimiz gibi eski Riyad'dan da eski Riyad Mahiç'ten de bir hayli uzak bir performansı var. Umarım Giresunspor'umuz için hayırlısı neyse o olur. Transferlerle alakalı ve Giresunspor'umuzla alakalı aktaracaklarımız şimdilik bunlar arkadaşlar. Giresun'umuzun Kazankaya yaylasından şurada gördüğünüz obamızın ilk evi de dede ocağımız. Dedemizin, rahmetli dedemizin evi. Tüm ölmüşlerimize de burada rahmet dileyelim. Onların ruhlarına fatihalar okuyalım. Bizi izleyenler aracılığıyla da iletelim. Hepsinin mekanları cennet olsun diyorum. Bayramınız mübarek ola. Yüzünüzden neşe, yüzünüzden gülücük, kalbinizden de hakkaniyet ve memleket sevgisi hiçbir zaman eksilmesin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizlerden ricamız WhatsApp gruplarınıza, Facebook gruplarınıza kanalımızın linkini paylaşarak bizlere destek olmanız. Katıla üye olan, katıla destek veren Mustafa Durmuş kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum. Katıla üye olmanızı da tavsiye ediyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Armayı sevin, armayı sevin, armayı sevin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.